Sağ olasın bacım. Neye gönderdi Kemal seni? Niye mi gönderdi? Sana para verecekmiş, ondan gönderdi. Ne parasıymış bu? Vallahi bilmiyorum. Anamın ihtiyacı vardır dedi. Bu vakitler bana biraz kızgın. Alsın. Götür diye bana verdi. İlçeye zeval olmaz. Buyur. Yok muydu bu an? Benim bu kadına hiç gözüm tutmadı dese. Al benden de o kadar. Belli ki Kemal abimle alakalı ağzımızı aramaya gelmiş. Buyur. Eline sağlık bacım. Çayın da pek güzel olmuş. Bir bardak daha içer mi? Yok sağ olasın. Ben artık kalkayım. Şey affedersin bacım, sen Kemal'in nesi oluyordun? Hiç, hiçbir şey. Ha, karısı marısı değilsin yani öyle mi? Yok. Ay, imam nikahlı bir karısı var diye duyduydum da. Yalanmış meğer. Hayır, doğru. Kemal'im evliydi. Evet. Evli miydi? Peki ya şimdi? Ah ah, ince hastalıktan yataklara düştü zavallı gelinim. Ne yaptıysak kurtaramadık. Bir ay önce de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başına sağ olsun. Ah ah. Kemal'im kabullenemedi karısının ölümünü hiç. Bir tek onu sevdi. O ölünce de kalbini herkeslere kapattı. Ah, hala da aklında, fikrinde rahmetli karısı. Demek bizim Muzaffer Bey gibi desene. Ah. Ay, kusura bakmayın ya. Beni rahatsız ettim sizi. Neyse, haydi kalın sağlıcakla. Kendine gel artık Güllü. Kemal falan bitti. Bundan böyle Muzaffer Bey'in karısı, çiftliğin hanımı Seram'sın sen. Sadece kendin için yaşamalısın. Kendin için. Kolay gelsin Halide Hanım. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Kemallerin evine gittim. Ne işin vardı orada? Ben size bu Güllü'nün göğünü başka birinde derken... bu şoför Kemal'den şüpheleniyordum aslında. Ama meğer oğlan evliymiş. Avradını yakın zamanda ince hastalıktan kaybetmiş. Meğer hala içi yanıyormuş avradı için oğlanın. Kemal'den şüphelenmen saçma. Güllü ile Kemal kedi köpek gibi didişiyor. Değil sevmek, elinden gelse bir kaşık suda boğacak oğlum. Ne bileyim, kara aklımla ben öyle düşündüydüm. Yanlış düşünmüşsün. Üstelik dün gece
Abimle Güllü arasındaki bütün buzlar eridi. Bu saatten sonra Güllü'nün gönlünde biri olduğunu zannetmiyorum. Onu çiftlikten attırmak için başka bir çare bulmanız gerekecek. Hadi sen işine git. Gülizar. Buyurun Serap Hanım. Bana bir kahve yap, orta şekerli olsun. Emredersiniz. Sen de ister misin? Hayır. Dün gece için bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama abimin doğum günü olduğunu bildiğini sanıyordum. Kızgın değilim. Neticede benim de bir suçum yok. Her kadın kocasının doğum gününü bilmeli. Bilmiyorsa da kabahati kendinde aramalı, öyle değil mi? Öyle. Her neyse. Bırakalım bu konuyu istersen. Zaten ben açmadım. Ah evladım, ah! Nasıl yaparsın bunu? Allah'tan kurşun koluna gelmiş. Ya Muzaffer seni öldürseydi? Öldürmek için ateş etti ama isabet ettiremedi Deyyus. Polise gittiyse ne olacak? Giderse geçsin. Benim burada olduğumu nereden bilecekler de gelecekler? Ama gelip beni soracak olurlarsa... Seni hiç görmedik. Arkadaşlar, Demokrat Parti olarak dünyada pek eşi benzeri görülmemiş bir olayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Partimiz kansız, hür bir seçimle ve ezici bir çoğunlukla uzun yıllar memleketi kendi despot iradesiyle yöneten CHP'nin yerini almış bulunuyor. Bu resmen beyaz devrimdir. Şimdi sözü Muzaffer Bey'e bırakmak istiyorum. Çünkü bu devrimi eski bir CHP'li olarak bize en iyi anlatacak olan odur. Paşazade Demokrat Parti'nin seçim zaferini her ne kadar beyaz devrim olarak vasıflandırmış olsa da ben pek aynı kanaatte değilim. Unutmayalım ki gerçek devrim Mustafa Kemal Paşa tarafından bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için yapılmıştır. Evet, CHP Atatürk'ten sonra inkılap yılları boyunca biraz despot bir yönetim tarzı sürdürmüş olabilir. Hatta bazen devrimlerin kabul görmesi, benimsenmesi için bu gereklidir de. Şimdi sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Şu anki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da şimdi burun kıvırdığımız CHP'nin içinden çıkmadılar mı? İsmet Paşa partiden ihraç etmeseydi o zaman Menderes'i. Ama aynı İsmet Paşa, Celal Bey'i köşke davet ederek Demokrat Parti'nin kurulması için destek vermiştir. Nereye varmaya çalışıyorsunuz Muzaffer Bey? Galiba Demokrat Partili olduğunuzu unuttunuz. Bir yere varmaya çalıştım, yok arkadaşlar. Madem Demokrat Parti'nin seçim zaferi bir beyaz devrim olarak vasıflandırılıyor, birçoğumuzun içinden çıktığı inkılapçı CHP'yi yok sayarak, acımasızca karalayarak bu beyazı ellerimizle kirletmeyelim demek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.